Hicret, tarihte hicret olarak, coğrafyada hicret olarak ve gönül planında hicret olarak üç ayrı bölüm halinde incelenmelidir. Tarihte hicret, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Mekke'den Medine'ye yeni bir toplum, yeni bir devlet, yeni bir medeniyet kurmak üzere Cenab-ı Hakk'ın emriyle ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ile beraber hicret etmesidir. Hani hatırlarsınız, İslam tarihinde sevgili Peygamberimize ilk defa vahiy geldiğinde evine gelmiş, sonra Hazreti Hatice validemiz amcazadesi Varaka'ya götürmüştü. Varaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu ifadeyi kullanmıştı: senin getirdiğin bu risalet davasını getiren hiçbir peygamber yoktur ki yurdundan ayrılmak zorunda bırakılmasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eva muhriciyehum, onlar beni Mekke'den mi çıkaracaklar diye sormuş, hayretlerini gizlememişti. İslam'ı peygamberler tarihini iyi bilen Varaka, keşke Mekke'den seni çıkardıkları gün genç olsaydım da sana yardımcı olsaydım demişti. Hicret peygamberlerin sünnetidir. Mekke küfür devleti zulüm, baskı ve işkencelerini arttırınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yok etmeye karar verdiklerinde Cenab-ı Hak hicret emrini vermişti. Hicret adım adım, hicret her kesitiyle, derslerle, ibretlerle doludur. İlk ibret Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin Yasin suresini okuyarak evinden çıkması. Çıkarken yerinde, yatağında Hazreti Ali radıyallahu anh'ı bırakmıştı. Ev kuşatılmış. Mekke'nin farklı kabilelerinden gençleri evi kuşatmışlar. Çıkarken onu öldüreceklerdi. Elinde bir avuç toprak, üzerlerini serpmiş ve Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak dışarıya çıkmıştı. Onu göremediler. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekkeli yakınlarının bıraktığı mücevherleri, altınları, takıları, emanetleri dağıtmak üzere görevlendirilmişti. Yani dışarıda cinayet şebekesi, içeride emanet komisyonu. Hicretin ilk dersi, düşmanınız bile olsa emanete hıyanet etmeyeceksiniz. Size verilmiş emanetleri size karşı gelseler bile, sizin için plan program komplo kursalar bile yine sahiplerine iade edeceksiniz. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizle birlikte Sevir Dağı'na gittiler. Bugün ancak iki saatte çıkabileceğimiz Sevir Dağı'nın tepesindeki bir mağarada kaldılar. Kuzeye değil, güneye doğru gitmişlerdi. Halbuki yolları Medine-i Münevvere'ydi. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hicretinden alacağımız ikinci ders, tevekkülde mümin sebeplere en güzel şekilde sarılmalıdır. 1,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde ayakta duramayacağınız ve yatamayacağınız kadar dar bir yerde iki kişinin 3 gün 3 gece kalması adeta çile çekmesi demektir.
Yusuf Aleyhisselam'ın 12 yılından 3 günü, 3 geceyi Cenab-ı Hak Habibullah'a vermişti. Hicretten alınacak bir başka ders, çile peygamberinin ümmeti oluşumuzdu. Aradılar, bulamadılar. Mağaranın kapısına kadar kıyafet alimleri getirdi. Buraya kadar geldiklerini adım gibi biliyorum. Ama bundan sonrası için bir şey diyemem. Çünkü mağaranın kapısı örümcekle kaplanmış, örümcek ağı güvercin yumurtlamış, içeride insan olma ihtimali mümkün değildi. Metruk bir mağara. O sırada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tir tir titriyordu. Ne buyurdu Efendimiz? Mâ zannüke ya Ebubekir? Bisneyni Allahu thalithuhuma. Ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan, kendileriyle Allah'ın beraber bulunduğu iki kişi hakkında ne diye endişeye kapılıyorsun? Ve devam etti. La tahzan innallaha ma'ana. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Bu sahneyi kitabımız kıyamete kadar bize ibret sahnesi olarak nakletmişti. Hani arkadaşına o gün üzülme, Allah bizimle beraberdir demişti. Evet, az önce Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir duasını okuduk. Bu duayı ilk defa okuyan İbrahim Aleyhisselam. Tam ateşe atılacağı sırada kendisine gelen Cebrail Aleyhisselam'ı da adeta aradan çıkararak Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bana Allah yeter. O ne güzel vekil, o ne güzel dosttur, o ne güzel yardımcıdır diyebilmek. Hani Mevlana'nın deyişiyle, büyük derdin varsa ellerini açıp ya Rabbi benim derdim büyüktür deme. Derdine dön. Benim Allah'ım en büyük de. Allah'a sarıl, Allah'a yönel. Tevekkülde, sebeplere sarıldıktan sonra Allah'a güvenme ve dayanma noktasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu. Ve hicrette bir başka ders. Hani bir hanım, Ebu Bekir kızı Esma radıyallahu anha hem Mekke'nin haberlerini getiriyordu hem de onlara süt getiriyordu. Baklaşları birbirine bağlamak için kuşağını iki parçaya bölmüş ve cennette zatun nitakayn, iki kemerli, iki kuşaklı Esma diye anılacağı Efendimiz tarafından bildirilmişti. Bugün iki saatte çıkacağımız, çıktığımız o dağa Esma radıyallahu anha 7 aylık hamile olduğu halde gece hem çıkıyor hem iniyordu. Gece yarısı çıkacak, iz belli etmeden tekrar aşağı inecek. Ve bunu 3 gece tekrarlayacaktı. Çile peygamberinin ümmeti, çile ümmeti. Ve sonra yola çıktılar. İz sürücüler takip ettiler. 100 deve mükafat alacaklardı. Hem de en iyisinden. Süraka peygamber efendimize yetişti. Ama 1-2-3 defa atı kumlara battı. Erişemeyeceğini anlayınca ya Resulallah müsaade et, İslam'ı kabul edeyim dedi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun kaybetmediğini, dünyada da ahirette de kazanacağını anlattı. Bir cümle söyledi. Yıllar sonra yaşlı gözlerle Süraka bu cümleyi nakledecekti. Keyfe bike ya Süraka lev indema lebiste sivarey Kisra. Gün gelecek, bugün İran İmparatoru'nun kolundaki altın bilezikler sana verilecek dedi. Yıllar sonra bu hadiseyi, bu sırrı herkesten gizledi. Ve yıllar sonra Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz döneminde İran İmparatoru'nun bilezikleri hediye olarak kendisine Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından takdim edilince gözleri yaşarmıştı. Bir mucize daha gerçekleşti. Hicret demek mucize demektir. Ve yine Ümmü Mabed'in çadırında o cılız, o çelimsiz
Hayvan bol sütle dolacak. Ve Ümmü Mabet akşam evine dönen beyine Peygamberimizi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i en güzel şekilde anlatacaktır. Ve sonra Medine-i Münevvere. Tala'l bedru aleyna min seniyyatil veda. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden, kasideleriyle karşılanan bir peygamber. Ve ilk söz, bir kurtarıcı, bir Fatih edasıyla değil, bir peygamber edasıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuracaktı. Efşüsselam ve silül erham ve sallu billeyli vel nâsü niyam. Selamı yayın, yakınlarınızı ihmal etmeyin. İnsanlar geceleyin uyurken siz namaz kılanlardan olun. Bu cümlelerin sahibi asla yalancı olamaz. Bu bir peygamber sözüdür diyordu Yahudi alimi Abdullah bin Selam. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine-i Münevvere'de yepyeni bir toplum oluşturdu. Yeni bir devlet. İlk adım mescidin kurulması ve ilk uygulama Enes bin Malik'in evinde kardeşliğin ilan edilmesi. Hicret demek kardeşliğin ilan edilmesi demek. Muhacirlerle ensarın arasında. Bir tesadüf müdür? Cennetle dünyadayken müjdelenen Ebu Bekir'in fil cenne ve Umar'u fil cenne ve Osman'u fil cenne ve Ali'yün fil cenne ifadeleriyle, net ifadelerle falan 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 cennetliktir diye 10 kişinin cennetle müjdelenen 10 kişinin hepsinin muhacir olması, hicret erbabı olması bir tesadüf müdür? Hicret derecelerin en büyüğü. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh öyle diyor. Kunna nuallimu evladena sirete ve magaziye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Feallimuha ebnaekum. Biz çocuklarımıza Peygamberimizin hayatını, savaşlarını öğrettik. Sizler de çocuklarınıza, nesillerinize bunu öğretin. İslam tarihinin her tablosu, İslam tarihinin şeref levhaları evladımıza, neslimize öğretilmelidir. Evet, kısaca, özetle aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicreti bu.